Bahar hoş geldin. Merhaba Nuri Ertuğ hanımefendi. Gözlerime inanamıyorum. Yemin ederim inanamıyorum gözlerime. Rujum için mi? Ay rujun değil, genel halin. Aa, o zaman teşekkür ederim. O bu yani. Beğendiniz değil mi? Evet, çok usturuplu, derli toplu, sırt dekoltesi, pantolonun boyu da ayrıca bu spor bir ayakkabı. Hı hı. Platformlu makosen. Bunda boy önemli değildir. Hatta biraz daha kısası bile olabilir. Tırnakların hariç o kadar beğendim ki sana anlatamam. Teşekkür ederim. Yine de ben tabii sen de bu kadar beyaz, sen de kırmızı ruju çok sevmiyorum ama artık o kadarına mani olamıyoruz rujları. O kadarına da. Ha yani o kadarı da artık buna şükür. O çantayı sen mi boyadın? Arkadaşlarım bana yardım ettiler. Ayşenur da vardı bizim o çantadan. Çok güzel ama. Ayşenur Balcı da vardı, evet. Hangi arkadaşları yardım etmiş? Kim yardım etti? Burada görevli arkadaşlarım. Ha, bizim yapım ekim. Hayır, buradaki ekim. Arkadaşlarım etmediler tabii ki de. Canım onlardan da rica etsen onlar da yaparlardı. Belki de. Yaparlardı, saçmalama şimdi. Saçların çok tatlı olmuş, tam bir Lolita gibi olmuş. Bir döner misin arkanı? Evet. Bir tarafta olacak bir şey tabii. Ama çok güzel bir tulum. Kaça aldın tulumunu? Sanıyorum 179 TL'ydi. Çok iyi. .90. .90. Ay nelere kadar. Papuçların, her şeyin, o kadar çok beğendim ki. Tam böyle bir genç kız olmuşsun. Gerçekten öyle. Eğer tırnakların olmasaydı sana 10 verecektim. Ama tırnaklarımı lütfen görmeyin. Gidemiyorum oraya. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Bir daha dönsene arkanı. Çok güzel. Çok beğendim. Çok yakışmış bu sırt dekoltesi. Teşekkür ederim. Bak bir şey... Dozunda yaptığında ne kadar güzel görünüyorsun. Bugün aynaya baktığında kendini başka gördün mü sen de? Evet, başka gördüm. Hatta dedim ki ama kızmayın. Yağmur'a söyledim. Bugün dedim kendimi hiç beğenmiyorum ama kesin jüri üyelerimiz çok beğenecek. Sen bu yarışma boyunca o zaman kombinlerini kendi beğenmediğin şeylerle gel. Evet. Doğru geliyorsun. Doğru geliyorsun ama o rujun ve tırnağın olduğu sürece ben sana bugün 10 bile verebilirdim onlar olmasa. Ben verirdim. Verirdim ya, yani. O zaman verin. Ki normalde ben düz de giysen paçayı yere kadar isterim. Sevmem, böyle biriksin, pis, kirlensin, onu da seviyorum ama. Ama ayakkabılarım çok güzel değil mi? İşte onu, ayakkabın orada o kadar mücevher gibi duruyor ki başka hiçbir şey takmamışsın. Bence evet, biraz evet, kısa evet. Olması lazımdı. Hayır, böyle ayakkabı giydiği için. Yoksa ayakkabısı dümdüz olsa o zaman gösterme ayakkabıyı. Beğendim seni. Teşekkür ederim. Star ayakkabı zaten ve saçları. Bir de bak, bir daha kendini öyle arkadaşların içinde o kadar tek başına, siz orada bir topluluksunuz. O kadar yalnız bırakma. Yarınlarda hayatında tek başına kalırsan kalabalıklar içinde çok üzülürsün. Bu iyi bir şey değil, kötü bir şey. Bence artık sizin Yeşim'le aranızdaki sorunu gerçekten rekabet derecesine getirmeniz lazım. Hakan. Çıkışta bir kahve için. Bir şey söylemek istiyorum. Ben Bahar'ın Yeşim'le çok, pardon... Yağmur. Yağmur'la çok samimi olmasını istemiyorum. Hiç samimi değiller bence. Ben de istemiyorum. Biraz önce işte birbirlerine girdiler yine. Çok lüzumsuz bir pampi kanki durumunuz var. Çok samimi olmayın. Siz bugün darıldınız, yarın yine barışırsınız. Ben biliyorum sizin gibi modelleri. Artık mesafe, öyle dargın da olmayın. Ama biraz mesafeli olun, rica ediyorum. Pardon, buyurun. Bence ikinize söylüyorum Yeşim bunu. Mutlaka oturup kahve içmek zorundasınız, konuşmak zorundasınız. Bakın yapar mısınız demiyorum size. Ben de bunu, ikinizin oturduğunu göreceğim, kahve içtiğinizi göreceğim. Anlaştık mı Yeşim'cim?
Size burada sormuyorum. Oturmak zorundasınız diyorum. Var mı buna itirazın? Siz istediğiniz için otururum. Okey. Sende var mı Bahar itiraz? Siz istediğiniz için ben de. Tamam. Ben istiyorum bunu. İzleyicimiz için istiyorum. Bizim için istiyorum burada. Çünkü aranızdaki artık rekabetten çıktı. Bunu bir toparlamak zorundasınız. İkinizin hayatı açısından da çok önemli bir şey bu. Teşekkür ediyorum beni kırmadığınız için. Sana daha düşük verecektim. Bunu yapıyorsunuz diye al sana 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Bugün ama yapacaksınız bunu çıkışta. Bu bölüm bitecek. İkiniz oturup kahve içeceksiniz. Ben de oturacağım yanınıza. Sizi oturtturacağım. Çıkacağım oradan. Oley, siz olacaksınız zevkle. Şimdi evet Bahar. Oturmak güzel bir şey. Tabii ki oturun. Ama birbirine saygılı davranın. Bizim karşımızda saygılı olun. Çünkü ben hakikaten sıkıldım bu saygısızlık durumunda. Yani hakikaten çok itici geliyor her şey. Yalan geliyor. Doğru, yani Yağmur'un senin kavgaların, arkadaşlığını, yorumları, birbirine büyük bir kelime kullanıyorsunuz ve kırıyorsunuz boş boşuna. Evet, biliyorum. Yağmur'u da bu konu için asla affetmeyeceğim. Sürekli beni düzelttiğini ve düzelteceğini söyleyip beni burada ağlatıyor ya da... Burada yapmasın. Burada seni düzeltmek istiyorsa bir şey varsa... İlginç kılıklara kendisi sokuyor. Bahar'cığım, kulise arkasında konuş, onu düzeltin. Ama burada arkadaş oldunuz diye söylüyorum. Arkadaş değilsiniz. Ben inanamıyorum size. Bu arkadaşlık olamaz böyle. Bu kadar büyük laflar, bu kadar büyük... Yani çok yakışmıyor. Hiç genç kızlar 20 yaşında, 18 yaşında. Ben beğenmiyorum sizin tavrını hiç. Ama şeyde elbisenin beğendim. Çok daha iyisin. Çok daha derli toplu. Güzel. Hakikaten çok güzel görünüyorsun bugün. Teşekkür ederim. Seni izlemek istiyorum ama dinlemek istemiyorum. Tırnakları kesmedin maalesef. Puan kırıyorum. Ama keseceğim. Ben de 10 verecektim bak. Değil mi İvana? Ama o zaman da çok kesinlikle. O zaman tırnaklarımdan iyice nefret ediyorum. Ama Bahar'cığım... Nefretle birlikte inatlaşıyorum. Bak, o zaman, tırnaklarım böyle kalacak. Bahar, o zaman ben 2 vereyim sana. Yani dinlemek istemiyorsa her zaman sana 2 vereceğim. Ben, Nuran'ım, Hakan, hepimiz 2 veririz buradan sonra. Dinlemek zorundasın. Bak, yarın da değil çünkü zaman yok ama pazartesi için bari o tırnakları görmek istemiyorum. Uh-huh. Eğer varsa artık 2'den daha büyük puan vermiyorum. 9. Bahar gitsin mi artık? Gitsin, herkes verdi puanını. Teşekkür ederim. Bye.